Zeynep saklan. Nerede Zeynep? Ne Zeynep'i? Sen uğraştıracağım diyorsun galiba. Nerede Zeynep? Delirtme beni! İnmiyor musun hanımefendi sen? Önümden çekinirseniz yoluma gideceğim. İn aşağıya! İnmiyorum. İndir Ferdi. İndir şunu aşağı. Ya çekilsenize yolumdan. Ver şunu. Delirdin mi? Bak hala öğretmeniyim diyor. Hani tanımıyordun sen bu kızı? Tanısam ne olur, tanımasam ne olur? Bu kızın rızası olmadan evlenmesine izin vermeyeceğim. Zeynep ben seni deli gibi seviyorum. Yapma ne olur yapma. Dokunma! Ferdi tutun şu kızı sen de. Bırak! Sen de al kızını Kerim'e. Güzelim. Dokunma bana! Bırak! Anne! Anne Elif Hoca sana yardım edeceğim dedi. Zeynep yapma iki gözüm içeceğim. Anne ailene de yardım ederim dedi. Okula devam etmemiz için. Güzel kızım bizim kaderimiz. Anne. Zeynep'in kaderi bu olmak zorunda değil. Ne olur yapmayın. Zeynep sakın konuştuklarımızı unutma. Umudunu kaybetme. Sakın umudunu kaybetme. Bundan sonra Zeynep'ten de bizden de uzak duracağız. Anladın mı? Bu sana ilk ve son ihtarım. Bulacağım seni. Asla vazgeçmeyeceğim senden. Ya bırak sen de. Ya dur bayan be. Yürü oğlum yürü. Karalar nerede oturuyor biliyor musun? Herkes bilir de sen hangisini dedin? Tabii bunlar da evde çoktur şimdi. Şu anda nerede oturuyorlarsa oraya götür beni. Abla. Bak kardeşim ben Sarpça'da yeniyim. Benim Baykaraların evine gitmem lazım. Ha sen Emir abinin misafirisin herhalde. Aynen öyle beni götür oraya. Haydi. Nerede Zeynep? Nereye sakladınız onu? Ne? Burası Baykaraların evi değil mi? Burası Emir Baykara'nın evi. Zeynep! Geldim! Hanımefendi! Zeynep! 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 Hanımefendi. Geldim buradayım Zeynep! Hanımefendi bir saniye bekler misiniz? Zeynep geldim neredesin? Hanımefendi lütfen! Ne oluyor? Zeynep! Allah! Hanımefendi! Baykaraların evi dedi daldı Emir Bey. Çocuk yaşta bir kızı gelin almaya utanmıyor musunuz? Anlaşıldı. Hanımefendi durumu yanlış anlamış. İçeri geçin. Fatma abla içeri geçin. Bir sakin ol bakalım. Ayıp. Biraz da mı utanmanız yok? Dinleyecek misin yoksa buraya bağırıp çağırmaya mı geldin? Siz önce küçücük bir kızı evlendirmeye kalkın. Karşınıza biri dikilince üste çıkın. Of anlaşıldı. Çattık. Çattınız tabii. Bir düşün. Adamın biri gelse... Senin küçücük kızını karısı yapmaya kalksa ne yapacaksın? Yeter. Yeter. Haddini bil. Bilmiyorum efendim. Haddimi aşmaksa aşıyorum. Zeynep'in öğretmeniyim. Benim olduğum yerde kimse bu kızı evlendiremez. Öğretmenisin demek. Ne güzel işte kız varlıklı bir ailenin gelini olacak. Hayatı kurtulacak. Sevinsene. Sizin ailenizde varlığınız da beni ilgilendirmiyor. Peki. Seni anladık. Kızın ailesi nasıl bu işe razı oluyor? Kadıncağızın hayır diyecek hali mi var? Olacak.
Kızının istikbali için buna hayır diyemeyen niçin diyecek? Ha istikbali orada gördülerse o ayrı. Sen deyip durma. Bana da uymuyor. Ama burada maalesef durumlar böyle. Sen de öğrenirsin. Şimdi git. Öğrenince gelirsin. Zeynep'i almadan hiçbir yere gitmiyorum. O zaman sana iyi şanslar. Nevzat! Buyurun Emir Bey. Öğretmen Hanım'ı istediği yere kadar götürün. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gidiyorsun. Aradığın şey burada değil. Sen kimi kandırıyorsun? Yavaş ol. Yavaş. Bırak. Sen Zeynep'i veriyor musun bana? Burada değil. İyi ben kendim bulurum. Benim evimi benden izinsiz kimse arayamaz. Göreceğiz şimdi nasıl oluyor. Bana zorla kendini kapının önüne koydurtma. Tekrar geleceğim. O kızı sizin elinize bırakmayacağım. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس